Bankalara para, öğrenciye kurşun. Atina'da öğrencilerin düzenlediği yürüyüşte en önde taşınan pankart da böyle yazıyor. Yunanistan'da 3 yıl önceki protesto gösterilerinde hayatını kaybeden genç göstericinin anma töreni sonrasında yine olaylar çıktı. En az 2 kişi yaralandı. 1000 kadar gencin bir araya geldiği anma töreni sakin başlamıştı fakat sonrasındaki yürüyüşte grup meclis binası önüne gelince polisle çatışma çıktı. Benzeri gösteriler Atina'nın yanı sıra Selanik'te de yapıldı. Önü sürekli gösterilere sahne olan Yunan parlamentosu 2012 bütçesini onaylamaya hazırlanıyor. Ülke tam bir ekonomik darboğazdayken ek vergiler ve sosyal kesintilerle şekillenen bütçe belki mecliste onaylanacak fakat sokağın onayını almadan ne kadar başarılı olacağı ise soru işareti.